Ekranda R0'ın tanımı var. R0'ı temel üreme sayısı, temel üreme kat sayısı ya da bulaşıcılık kat sayısı olarak da duymuş olabilirsiniz. İsterseniz hemen tanımı okuyalım. Hassas bir popülasyonda var olan bir vakanın enfeksiyoz döneminde yol açtığı ortalama yeni vaka sayısı. Hassas derken de aşılanmamış bir popülasyon kastediliyor. Bunu matematiksel açıdan ele alabiliriz. Evet, temel üreme sayısını bulmak için var olan vaka sayısı ve yeni vaka sayısı çok önemli. Yeni vaka sayısı bölü var olan vaka sayısı işlemini yaparsak R0'ı buluruz. Birkaç örnek üzerinden ilerleyelim. Temel üreme sayısı ilk örnekte birden küçük olsun. Evet, R0'ın 1'den küçük olduğu durumlarda iki tane var olan vakayı inceleyip bir süre sonra bu hastalara geri dönüş yaptığımızda hastalığın sadece bir kişiye bulaştığını yani yeni vaka sayısının 1 olduğunu görürüz. Bu da temel üreme sayısının 1 bölü 2'den 0,5'e eşit olduğu anlamına gelir. 0,5 1'den küçüktür öyle değil mi? temel üreme sayısının birden küçük olması, enfeksiyonun zaman içinde kendi kendine yok olacağı yani yayılmayacağı anlamına gelir. Hastalığa ya da enfeksiyona zaman geçtikçe daha az insan yakalanacağı için bir süre belki de bir nesil sonra hastalığın ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Bu enfeksiyonlar iyi enfeksiyonlardır. Çünkü zaman içerisinde bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan kendi kendilerine yok olurlar. İnceleyebileceğimiz senaryolardan bir, diğeri de temel üreme sayısının 1'e eşit olduğu senaryodur. Bunun içinde enfeksiyona yakalanmış 2 kişi olduğunu düşünelim. Bu hastaları takip ediyoruz ve zaman içinde kaç kişi daha enfeksiyona yakalanmış? 2 yeni vaka olsun. Var olan vaka sayısı 2 idi. Yeni vaka sayısı da 2 olunca temel üreme sayısı da 1 olur. Bu da enfeksiyonun takip edildiği süre boyunca sabit olacağı yani değişmeyeceği anlamına gelir. Bu hastalık her neyse yayılmayacak. Sayılar hep aynı kalacak, sabit olacak ama aynı zamanda hastalık da yok olmayacak. Üçüncü bir senaryo tabii ki R0'ın birden büyük olduğu durum. Burada birden küçüktü. Burada bire eşitti. Evet, Üçüncü senaryoda da birden büyük olmalı. Yine iki kişiyle başlayalım. Bir süre sonra yeni vaka sayısı da bu enfeksiyon son derece bulaşıcı bir enfeksiyonsa 8 yeni vaka olsun diyelim. 2 var olan vaka vardı. Bu da temel üreme sayısının 4'e eşit olması demektir. Peki burada gerçekten de olan biten nedir dersiniz? Bu enfeksiyonun yayılmakta olduğu yani endişelenmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu tür durumlarda enfeksiyonun ya sabit kalmasını sağlarız, demek istediğim en azından sabit kalmasını sağlar yani çok daha fazla kişiye bulaşmasını engelleriz ya da enfeksiyonun kökünü kurutmaya çalışırız değil mi? Evet, bu da temel üreme sayısının sıfır olması anlamına gelir. Temel üreme sayısının sıfır olması için yeni vaka sayısının sıfır olması gerekir kesrin payı yani yeni vaka sayısı 0 olduğunda temel üreme sayısı da 0'a eşit olur ve bu da enfeksiyonun kökünün kuruduğu anlamına gelir. Örneğin su çiçeği gibi bir hastalığın kökünü kurutmak için bu yeni vaka sayısının 0 olmasını sağlamak gerekir. Anlaştık mı? Yine birçok enfeksiyon için önemli olan yayılmayı engellemektir. Evet, yayılmasını engellemek için de temel üreme sayısının 1'e eşit olması gerekir. İsterseniz bunların gerçek bir enfeksiyon söz konusu olduğunda nasıl yorumlanmaları gerektiğinden de bahsedelim. Mesela kaba kulak. Kaba kulak ateş, baş ağrısı ve hassizlik yapar ve tükürük bezlerini etkilediği ve şişmelerine sebep olduğu için de ufak sincaplara benzememize sebep olur. Evet, kaba kulak hiç de iç açıcı bir virüs değil anlayacağınız. Kaba kulak virüsü ilk incelendiğinde temel üreme sayısı yani R0 değeri 4'e eşitti. Aslına bakarsanız az önce verdiğim örnekle de birebir örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada MMR yani kızamık, kaba kulak ve kızamıkçık aşısından bahsetmeliyiz. Bu aşı sayesinde kabakulağın kulağın ve diğer enfeksiyonların yayılması engellenebiliyor. Peki hastalığın yayılmasını engellemek ne anlama geliyor dersiniz? Bu az önce de söylediğim gibi hedeflenen temel üreme sayısının 1'e eşit olması demektir. Peki mevcut temel üreme sayısı yani başlangıçtaki temel üreme sayısı neydi? 4. Bu hedef doğrultusunda bile hala 1 bölü 4 oranında insanın enfeksiyonu yakalanması söz konusudur. Şöyle göstereyim yayılmayı engelleyebilmiş olsak bile bu ikisi hala kaba kulak olacaklar. Az önceki örnekte de bunu gördük zaten. Ama güzel haber şu. Bu kadar insanın kaba kulağa yakalanmasını engellemiş olacağız. Ve bu da 1 eksi 1 bölü 4'e eşittir. Yani 1 eksi hedeflenen temel üreme sayısı bölü mevcut temel üreme sayısına eşittir. Hastalığa yakalanmayacak olanları matematiksel olarak bu şekilde ifade edebiliriz, öyle değil mi? Bu kesir bu gruba, bu kesirde bu gruba denk geliyor. Peki, aşılanması gereken popülasyon oranı nedir? Enfeksiyonun ya da hastalığın yayılmasını engellemek için popülasyonun yüzde kaçının aşılanması gerekir? Hedefimiz yayılmayı engellemekti, değil mi? Evet. 1 eksi hedeflenen temel üreme sayısı yani 1 bölü mevcut temel üreme sayısı yani 4. Bu da %75'e eşittir. Bu insanların %75'ini aşılayabilirsek 6 bölü 8 %75'e eşittir. Öyle değil mi? Evet bu 6 kişiye aşı yapılırsa kaba kulak enfeksiyonunun görüntüsü birdenbire değişir. Demek istediğim Temel üreme sayısı artık 4 değil, hedeflenen temel üreme sayısı olan 1'e eşit olur. İsterseniz bir örnek daha görelim ve mekanizmayı anladığımızdan emin olalım. Kızamığın temel üreme sayısı 18'dir. Bu da enfeksiyöz dönemde, yani genelde birkaç hafta içinde aşılanmamış bir popülasyonda var olan her vaka için 18 yeni vaka ile karşılaşacağımız anlamına gelir. Yayılmayı durdurmak için aşılamamız gereken yüzde nedir? 1 eksi yayılmayı durdurmak demek, hedeflenen temel üreme sayısının 1'e eşit olması demek. 1 bölü mevcut temel üreme sayısı yani 18. Evet, 1 eksi 1 bölü 18. Evet, aşılamamız gereken yüzde budur ve bu da yaklaşık olarak yüzde 94'e eşittir kaba kulaktaki yüzdeden ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bir tane daha örnek ister misiniz? Difteri. Difterinin temel üreme sayısı yani R0 değeri 6'dır. Bu arada bu bahsettiğim temel üreme sayılarının genellikle aralıklar olarak verildiğini ve araştırmadan araştırmaya değiştiğini de eklemek istiyorum. Evet, difterinin temel üreme sayısını 6 olarak kabul edersek 1-1 bölü 6'dan yaklaşık olarak %83 buluruz. Bu paydaki 1 tabii ki hedeflenen R0'dı. Tüm bunlar temel üreme sayısı yükseldikçe hastalığın ya da enfeksiyonun yayılmasını engellemek için aşılanması gereken yüzlerinde büyüdüğüne işaret ediyor. İnsanları hastalanmaktan korumanın bir yolu aşılamadır. Bir diğeri ise yeni vaka sayısını sınırlamaya çalışmaktır. Bu, hasta insanların karantina altına alınarak hastalığı başkalarına bulaştırmalarını engellemek demektir kısacası aşı tek yol değildir. Ama gördüğünüz gibi hastalıkların yayılmalarını engellemek açısından son derece etkili bir yoldur.